Senin dayının oğlu var ya, Yılmaz Mertem. Maalesef var. Var da. Senin ilgisine. İşte o benim çok abarttığım bir doğum gününde benim gizli çekimimi yaptırmış. Ve o kaydı anneme vermiş. Ne ahlaksız bir adam bu ya. Her taşın her pisliğin altından çıkıyor. Tamam, neyse, boş ver. Sormuştum, söyledim. Anlaşıldı. Yani zorla tutuluyorum burada. Zaten buraya girişimiz var. Çıkışımız yok. Peki ben sana bir şey soracağım. Senin gibi bir adamın burada ne işi var? Niye burada kendini mahkum tutuyorsun? Yani çok güçlüsün. Başarılısın. Aşırı yakışıklısın. Yani ne işin var bu insanların arasında? Sadece merak ediyorum. Senin de mi kaydın var yoksa? Şimdilik yok. Öyle yani. Boş ver. Ben öyle yapıyorum. Her sabah uyanıyorum. Ve boş veriyorum. Boş vermeyi o zaman. Boş vermeye. Çok sıcak oldu. Müsaadenle. Müsaade senin. Madem müsaade benim. Ne yapıyorsun Damla? Müsaade senin dedin. Demedin mi? Evdekiler nasıl? Herkes iyi. Aynı soruyu senin için soramayacağım. Sormaman iyi olur. Çünkü alacağın cevap senin için sarsıcı olurdu. Vurduğun babam evde. Asiye de bizde. Neyse, ben bunlardan bahsetmeyecektim. Dün burada karşılaşmamız biraz tatsız oldu. Gereksiz yere gerildi. Senin bütün ailen gereksiz olduğu için yerli yersiz geriliyorum ben de. Halil İbrahim, ne olursa olsun onlar benim ailem. Zeynep, biz senin ailene beraber savaş açtık. Arabalarının altına beraber bomba koyduk. Şimdi kalkmış burada ailem ailem diyorsun, beni delirtiyorsun. Arabaların içinde kimse olmayacağına dair anlaşma yaptık. Kimseye zarar gelmeyecek diye söz verdin bana. Ben de sözümde durdum zaten. Ta ki kardeşim ölene kadar. Neyse. Ben de bu konuyu açmayacaktım zaten. Halil İbrahim. Ne istiyorsun? Yani neden çağırdın beni buraya? Seni istiyorum. Anlamadım. Seni istiyorum Zeynep. Ait olduğun yere. Evimize geri dönmeni istiyorum. Bunun
bunları sana kızgınlıkla, kırgınlıkla veya öfkeyle söylemiyorum. Kalbimde sana karşı bunlardan herhangi biri yok. Ne var kalbinde bana karşı? Görmüyor musun Zeynep? Görüyorum. Ama duymak istiyorum. Sevgi var. Ya bu sevgi sen benimle gelsen de var, gelmesen de var. Sadece senden tek bir isteğim var. Eğer benimle birlikte geleceksen tek bir ailen olacak. Arada kalmak yok. Ya benimlesin ya değilsin. Arkadaşlarınla savaşa giderken yaptığın anlaşmalar gibi bir şey mi bu? Ya benimlesin ya değilsin. Yani bu nasıl saf bir sevgi olabilir ki? Biz mutlu olalım diye insanları üzmemi bekliyorsun benden. Aileme sırtımı döndüğümde ben nasıl mutlu olacağım peki? Sen kararını vermişsin zaten. Ben boşu boşuna konuşuyorum. Halil İbrahim. Kendine iyi bak Zeynep. Hayırdır kardeş? Yolda mı kaldın? Öyle oldu abi. Sana zahmet beni benzinliğe kadar atar mısın? Yakınında bir yerde bıraksan da olur. İyi, atla hadi. Hay Allah senden razı olsun abi. Kim yolladı lan seni? Bittin sen Halil İbrahim. Cevap ver! Kimin adamısın sen? Kim yolladı lan seni? Cevap ver, kim yolladı? İbrahim. Öldürürüm oğlum seni, cevap versene! Her şeyi bırakıp peşinden geleyim diyorum. Gördüğüm şeye bak ya. Halil İbrahim! Cevap ver! Dur! Konuş! Dur yapma! Öldüreceğim seni adamı, dur! Kim yolladı seni? Söyle! Halil İbrahim'i öldüreceksin, dur artık! Öldürürüm oğlum seni, cevap versene! Let ola, let ola. Ailen, ha? Halil İbrahim. Hangi leto? Cevap ver, burada öldürürüm bak seni. Geç öyle. Uzatma Halil İbrahim. Bitir işini.
Git. Senden umudum vardı Fikret. Bu adam farklı dedim. Mert dedim. Sözünün eri dedim. Tam bir hayal kırıklığı oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.